Yüksek derecede arzu edilen birisi olmak. Güzellik mi? Güven mi? Para mı? Yoksa güzel sevmek mi? Kendi değerini bilmek mi? İşte bugün bu sırları keşfedeceğiz arkadaşlarım. Bunu yapabilmenin sırrı kalabalıktan ayrılmanız lazım. Bu farklı, denilebilecek şekilde kendi özgünlüğünüzü ve otantikliğinizi yakalamanız çok önemli. İşte bu zihniyette olanların zihinleri nasıl çalışıyor? Egzersizleri nedir? Kendilerine nasıl bakıyorlar? İnsanlara, sevgililerine, ilişkide nasıl davranıyorlar? Kariyerlerine ne kadar önem gösteriyorlar? İşte bugün arzu edilen kadınların ve aynı zamanda da erkeklerin de özelliklerini sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Geçen ay yüksek değerli kadınların özelliklerinden bahsetmiştim. Orada da çok temel bilgiler var. Orada biraz daha derine inmiştik. Bugünkü video biraz daha magazinel olacak arkadaşlarım. Hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum ve geçmeden önce tabii ki de beğenilerinizi yaparsanız bu videonun yükselmesine katkıda bulunursunuz ve birçok kişinin de ulaşmasını sağlarsınız arkadaşlar. Bu kadar da dürüst bir açıklama olmaz sanıyorum. Şimdi kendimi övmüş gibi oldum ama dürüstlük her zaman iyi arkadaşlar. Yani bu videonun beğenilmesi hem sana katkısı var hem de bana katkısı var. Bütüne katkısı var. O yüzden şimdi izlemeye devam edelim. Başlıyoruz. Bizim sevmeyle ilgili bir sorunumuz var arkadaşlar. Birini sevdiğimiz zaman, erkeklerde de var bu sorun, kadınlarda da var. Sevmeyle ilgili bir hata aslında. Güzel seven insanların, ve çok az bu, sahip olma arzusu içermiyor. Arzu edilen kadınlara baktığımda çok kıskanç değiller o kadınlar. Ve kıskanmadıkları için ilişkideki rahatlıkları, çekim güçlerini inanılmaz derecede arttırıyor. Ve bunun arka planına baktığımızda aslında sahip olma arzusuyla yaklaşmıyor. Sahiplik algısı yok yani. Ama aitlik algısı var. O kişiye ait olma algısı var. Ancak o kişiyi sahibi gibi algılama ya da o kişinin sahibiymiş gibi düşünmeyle ilgili bir perspektif yok. Çünkü bu sağlıklı değil. Bazı kadınlarda bu içgüdüsel olarak olabiliyor. Bazı erkeklerde de gene. Çünkü sahip olma arzusu partnerini bir nesne haline getiriyor. Ben senin için bu kadar şeyler yaptım. Bu kadar fedakarlıklar yaptım. Senin kolunu, kanadını böyle biçmek, ölçmek, kontrol etmek benim de hakkım. Nerede o hakkın? Öyle bir hakkın yok ki. Partnerine yapıyorsan bunun farkında olman önemli. Sana da yapılmasına izin verme. Çünkü ne kadar özgün ve özgür ilişkide hissedersen o kadar güzel seversin, o kadar güzel de çekici olursun. Nesneleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bizim kontrolümüzdedir değil mi? Nesnelere baktığında, telefonuna baktığında onu bunu senindir. Ona malımız gibi davranmak. Sahip olmak yerine partnerinizin varlığından keyif almak, hoş vakitlerin kıymetini bilmek çok daha önemli. Arzu edilen kadınların en büyük yaptığı şeylerden birisi bu. O vakti boşa harcamıyor. O eleştiriyle harcamıyor. Yıkıcı eleştiriyle harcamıyor. Çok takılmakla bazı şeylere harcamıyor. O vakti kıymetini biliyor. Bazı kadınların mesela daha maço, böyle daha ataerkil, erkeğin ona sahiplik hissetmesi hoşuna gidiyor. Arkadaşlarım, hoşunuza gidiyor. Bu belli bir derece yok kadar hoşuna gider. Ama karşındaki adam seni her şekilde kontrol edebilir halde olduğun zaman o ilişkide varlık zamanla gösterememeye başlıyorsun. Bu baskının ve bu domine edilmenin altında ezildiğin zaman erkek de kendi istediğini gene yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla ilişki güç ilişkisi değildir. Adam ondan sonra istediğini başına buyruk hareket etmeye başlıyor. Bu yüzden aitlik hissetmek çok daha önemlidir. Kadın için de erkek için de. Sahip olma dürtüsü ilişkiyi yaşamak yerine ilişkiyi kontrol edici bir cehenneme kadar dönüştürebilir arkadaşlarım. Aman ha, bu konulara dikkat ediyoruz. Şimdi bir şey soracağım. Var mı bu sorununuz? Bir bakın mesela, sahip olma dürtüsüyle seviyor musunuz? Ya da partnerinin senin sahibiymiş gibi davranması hoşuna gidiyor mu? Bazı kadınların çünkü hoşuna gidiyor mesela böyle davranışlar. Oysa ki siz kendi özgürlüğünüzü ortaya koyduğunuzda daha çekici olursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlarım. Bu erkeklerin hoşuna gider ama sen kendi özgünlüğünde ve özgürlüğünde olursan bu çok daha çekicidir. İlerisi için de çekicidir. Neden sahip olma dürtüsüyle seviyorsunuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Bir ilişkide aşırı fedakarlık yapan daha fazla sahiplenmeye başlıyor ve sahiplenmeye başladıkça daha fazla kontrol etmeye başlıyor. Kontrol etmeye başladıkça daha fazla kıskanmaya başlıyor. Daha fazla istediği gibi olmadığı zaman çekip çevirmeye başlıyor ve bütün bunlar aslında senin arzu edilebilir olma halinden alabilir arkadaş. Bu döngüye dikkat ettiğiniz zaman işiniz çok kolaylaşır bakın. İkinci nokta size tanıdık gelecek. Putlaştırmayın kimseyi. Erkek için de söylüyorum, kadın için de söylüyorum. Güzel seven kadınlar kimseyi putlaştırmıyor. Yani bu kişiyi zirvelerine çıkartmıyorlar. Eksenlerinde dönmüyorlar. Uydusu olmuyorlar. Kendi halinde bir gezegen olmayı ve o gezegenin içinde de kendi dünyasında mutlu olmayı başarıyor ve partnerinin onu mutlu etmesini beklemiyor. Kendi mutlu olma sorumluluğunu alıyor. Böyle bir sorumluluğu kendinizin alması demek partnerini özgür bırakman anlamına da geliyor. Bakın, sevgide zorlama yoktur. Sevgide kendiliğindenlik vardır. Keyifle gelir. Zevkle oluşan
bir şeydir. Sevgi de koşul da yoktur özünde baktığımızda. Ama biz o kadar çok koşullara bağladık ki sevmeyi, sevilmeyi. Ne kadar farkındalıklı olursanız o kadar iyi yaşarsınız arkadaşlarım. İşte bu yüzden arzu edilen ve güzel sevin kadınlar adamı putlaştırmıyor. Putlaştırmadığı için de mekik dokumuyor onunla ilgili. Türlü türlü yalan söylemeye gereksinim duymuyor. Numaralar yapmaya gereksinim duymuyor. Meşgulse gerçekten meşgul oluyor. Meşgulmüş gibi yapmıyor aslında. Bunu demek istiyorum. Bağımsızlık seni çekici gösterir. Bağımlılık ise seni cepte gösterir arkadaşım. Bağlı olmak ve sadakatini göstermek ise partnerini sana bağlayan eğer doğru kişisi. Çünkü erkekler de kadınlar da özünde ki bugünlerde çok daha zor bulunan bir şey. O sadakati hissedemediği zaman bir süreden sonra frenlere basıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden sadakat değerini ilişkilerde oluşturmak önemli. Bu bir. 3. Arzu edilen kadınlar kendisi mutluluğun kaynağı olarak partnerlerini görmüyor. Mutluluğun kaynağının ta kendisi kendileri, kendi oluşturdukları bir şey. Birinden mutluluğu beklediğinde ya da kendi mutluluğundan birini sorumlu bıraktığında direktman iplerini de onun eline vermiş oluyorsun. O iyiyse sen mutlusun, o kötüyse sen mutsuz. İşte böyle olduğu zaman da çok arzu edilir olmuyorsun. Ve negatif bir enerjide olmaya başlıyorsun. Negatif enerjide böyle toksik tisite yaymaya başladığında çok arzu edilebilir olmazsın arkadaşım. Devamlı negatif enerjide olup karamsar bir enerjide olduğunda o ortamın içinde, o mekanın içinde partnerine buluşmaya gittiğinde o arzu edilebilir çekici halin sönmeye başlar arkadaşım. Bu yüzden onu tekrar aydınlatmak kendi enerjini coşturmakla ilgili bir şey. Bu yüzden hayatını seven, kendini sevmeyi başarmış, tutkulu, mutlu, coşkulu, şehvetli, işveli kadınlar aslında çok çok daha çekiciliklerini arttırıyor. Erkek de aynı şekilde çekiciliğini arttırıyor. Ama dediğim gibi daha önceki videolarda söylemiştim. Ha, mutlu olduğun için şunun altını tekrar çiziyorum. Sevdiğin için mutlu edebilirsin partnerini ama sevilmek için ve beğenilmek için değil. Mutluluğu ondan almak için değil. Zaten mutlu olduğun için elbette partnerinizi de mutlu etmeyin demiyorum. Sakın bunu yanlış almayın. Yanlış anlamayın. Videolarımı ilk defa izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi farkındalığınızla ilgili size bir soru soracağım. Çok önemli bir soru. İlişkilerinize daha çok korku mu ağır basar, sevgi mi ağır basar? Genelde bakın dikkat edin, bu çok birçok görüşmede de ben dikkat ediyorum. Korku çok daha ağır basıyor. Kaybetme korkusu, yalnızlık korkusu, partnerinin bir gün terk edileceği, terk etme ihtimali korkusu. Şimdi bu gibi korkularla hareket ettiğinde arzu edilebilir olmaktan ziyade daha çekici bir enerji oluşturmaktan ziyade korku enerjisiyle hareket ettiğinde daha itici olmaya başlıyorsun. Çünkü korkunun içinde öfke vardır, kasvet vardır. Kıskançlık vardır, kontrol etme vardır, bağırmak vardır, çağırmak vardır, kabalık vardır, keder vardır. Korkuda zorunluluk vardır, yapman gerekiyor vardır. Korkuda devamlı saplanmak vardır, saplantı vardır. Korkuda kabalık ve aldatılmışlık görülür. Şimdi korku olduğu için kaybetme korkusu, onu yargılamaya başlarsın ve yargıladıkça da sevgiye çok fazla yer kalmaz arkadaşım. Daha arzu edilen kadınlara aslında bakın, yargılamaktan ziyade kabul etmeye daha yatkın. Bunu görüyorum. Çünkü kabul sevgiden gelen bir şeydir ve sevgi de zorunlu bırakma ve direnç yoktur bakın. Beklenti de yoktur özünde. Yani beklentiden neyi kastediyorum? Yapılan her şey sevgide zevkle, keyifle yapılır. Özveriyle yapılır. Fedakarlık yapılıp karşılığında bir şey de beklenmez. Sevdiği için yapmıştır. Sevilmek için de değil. Gerçekten sevdiği için onu yapar. Onun sevip sevmemesi de çok önemli değildir. Bu bir çiçeği sevmeniz gibidir mesela. Köpeğin ya da kedinin seni sevmesi gibidir. Nasıl ki karşılığında bir şey beklemiyorsun ve her şey kendiliğinden keyifle akışında yürüyor. Gerçek organik sevgi de bu vardır aslında. Bir koşulla yapılan bir şey değildir ve bunun sayısı çok azdır. Bu çok zor bir şeydir. Ama sevgide mertebe atlamamız aslında bununla ilgilidir. Sevmeyi öğrenmek dediğimiz şey, güzel sevmek, özünden sevmek kolay bir şey değildir. Yani çoğumuz sevgiyi, sevmeyi bilemeyebiliyoruz arkadaşlarım. Partnerin de bilemeyebiliyor. Ama bir kişi bilirse o ilişkide partnerine kendi sevme tarzıyla öğretebiliyor onu. Size çok ters gelecek ama seven insan acımaz mesela. Seven insan acımaz ama şefkat gösterir. Çünkü acıdığı zaman aslında partnerini güçsüzleştirir. Çünkü ona acıyan kendine de acır. Ama ona şefkat gösteren kendine de şefkat gösterir. Destekçidir ama kurtarıcı değildir mesela. Gerektiğinde gerekeni yapar, sorumluluk sahibidir. Alıcı olmaktan ziyade daha çok vericidir. Her zaman ince, koşulsuz ve vericidir. Koşulsuz vericidir. Seven insan koşulsuz vericidir.
karşılığında bir şey olduğu için ya da bir şeyler daha iyi olsun diye yapmaz mesela. Bu sevgi enerjisi korku enerjisine dönüşmeye başladığınızda partneri kabul etmek yerine kafanızdaki bir imaj var ve kafanızdaki imajı değiştirmek yerine kafanızdaki imaja partnerine uygun hale getirmeye çalışmak için zaman ve enerji harcıyorsun. Ve bunu harcadığın zaman da o ilişkide çatışmalar başlıyor. Peki doğrusu ne Erdem? Yani ne yapalım peki diye soruyorsunuz şimdi içinizde. Partnerini kafandaki şeye uydurmak yerine arkadaşım, her iki tarafında kendini ve partnerini birbirine öyle olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Beklentisiz sevgiyi öğrenmemiz gerekiyor. Mesela kedinizi siz beklentisiz seviyorsunuz öyle değil mi? Yani kedin sana bazen istemediği zaman, hırladığı zaman onu sevmemekten de vazgeçmiyorsun. Ya da bir çiçeğe duyulan sevgi mesela. Değil mi? Onun o güzelliği, o kokusunu alıyorsun, suluyorsun ama bir gün açmadı diye sevmemezlik etmiyorsun aslında. Sulamaya devam ediyorsun. İki tarafın da böyle olması gerekir. Sevginin özünde bu vardır. Bunun çözümü işte değiştirmek istemeyeceğin kişiyi bulmaktır. Bunu kabul edebiliyorsan iyi taraflarını da kötü taraflarını da işte o zaman gerçekten sevmeye başlıyorsun demektir. Korkudan uzak sevginin yoğun olduğu ilişkinin olması için değiştirmekle uğraşmayacağınız kişiyi bulmanız önemlidir. Kusurlarını sevemiyorsan sevmiyorsun demektir ki zaten. Kusurlarıyla güzeldir. Hani gülün dikeniyle güzeldir aslında. Dikenini kopardığın zaman gülün esprisi de gider. Bu bütünsel bir sevgi anlayışı arkadaşlar. Bazılarınıza zor gelebilir ama böyle baktığınızda çok rahatlarsınız ilişkide. 5. nokta kendini sevdirmeye, kendini beğendirmeye çalışmaz. Burada kastettiğim şey bu erkeklerde de böyledir. Hani erkeklerde bu vardır. Tanıştığı kişiyi işte böyle bir kendini pazarlamaya çalışma hali vardır. Kendiyle övünme hali vardır. Bakın böyle durumlar aslında sizin arzu edilebilir halde olmanızdan ziyade sana değer katacağını düşündüğün mesela özgeçmişin hakkında, yaptıkların hakkında, iyi olacağın şeyler hakkında yalan söylemen mesela irite eder. Aslında çok yaklaştıran bir şey değildir. Mesela kadınlar bunu bazen yapar. Daha önceki ilişkileriyle ilgili mesela. Ancak kaçınılmaz olan şudur ki çekici görünme girişimi ya iyiyim, temizim, güzelim, bak İşte ben böyleyim gibi ne kadar gayretli olmaya çalışırsan çalış karşınızdaki partner bunu anlayacaktır arkadaşım. O geri teper. Çok bir şey yapmaya gerek yok. Böyle yaptığınızda kendinizi daha çok beğendirmeye çalıştığınız için daha çok cebe girersiniz. Yani hoşlansan bile eğer elektrik alamıyorsan meseleye gerçekçi bakacaksın. İçin ona gitse bile çekilme konusunda durduracaksın kendini. Elektrik aldığında adım atacaksın. Ve 7. nokta güzel seven kadınların kendilerine karşı öz sevgileri çok yüksek. Bakın bir adama saygı duymayan bir kadın hani o sevginin kapısını kolaylıkla açamadığını görüyorum. Bunda da şu var. Erkek eğer o kadına aşk ve tutkuyla böyle şehvetle ilerlemiyorsa o ilişkinin başlangıcı böyle çok iyi atılmıyor. Yani adam sana dair bir şehveti, o tutkuyu, o aşkı hissetmesi gerekiyor. Bu olmuyorsa hani böyle nezaketle ilişki yürümüyor aslında. İlişki şehvetle yürüyor, şefkatle devam ediyor. Yani şehvetten şefkate doğru bir dönüşüm en güzel dönüşümdür. Şehvetle de dengelemek gerekiyor. Ondan sonra da ilişki şehvet boyutundan çıkar, ebeveyn ilişkisine dönüşür. Adama saygı duymayan kadın kolay sevemiyor ama erkek sever mesela. Kadına saygı duymasına gerek yoktur. Adamın derdi başkadır yani. O aşk, o tutkuyu hissetmişse hani aşar yani dağları aşar, dağları yıkar da gider yani öyle söyleyeyim. Bu yüzden işte bunu sağlamanın sırrı da aslında cinselliğe gelmediğimi sanacaktınız değil mi arkadaşlarım? Oysa ki cinsellik çok çok önemli. 7 de işte cinsellik. Cinsellik konusunu bundan sonra daha çok işlemeyi planlıyorum. Kale danışmanlığı eğitiminde cinsel terapi eğitimi de aldım. Ancak bugüne kadar çok cinsellikle ilgili bilgiler anlatmadık ama anlatmadıkça da yanlış şeyler çok oluyor, çok dönmeye başlıyor havada. Bu yüzden bu konuları biraz daha eğilmeye başlayacağım bundan sonraki videolarda arkadaşlar. Cinsellik çekimi arttıran bir şey. Yani cinsel çekim karşıt cinsle ilişkide en güçlü dürtü aslında. Ve dolayısıyla cinsel çekimi, yani bu videolar falan bilmem ne konuşuyoruz ediyoruz ama en önemlisi cinsel çekim. Biyolojik anlamda o cinsel çekim, hani üstünü kapatıp atmaya çalışıyorsan hiç gerek yok üstünü kapatıp anlatmaya. Bu cinsel çekimi yönetmek çok önemli. Arzu edilen kadınlar cinsel çekimi, cinsel enerjiyi çok iyi yönetebiliyorlar arkadaşlarım bakın. Ve erkeğin de bence aşmış ve tekamüle ulaşmış hali bence şu. Bunun entelektüel olmasıyla, profesör olmasıyla hiç ilgisi yok. Tamamıyla kendi farkındalığıyla ilgili bir şey. Cinsellik konusunda ne kadar aslında yürüyor ve cinsellik konusunda ne kadar dengeli.
Bu çok önemli bir şey. Devamlı adamın yaptığı espriler bel altı espriler mi? Devamlı cinsellik konularından mı muhabbet açıyor? Devamlı oradan mı konuşuyor? Bu gibi durumlar varsa cinsellikle ilgili bir sellik konusunu daha aşamamış demektir. Ya da çok hızlı etkileniyorsa. Mesela kadınlar cinselliği karşısında daha soğukkanlı olan erkeklerden daha çok etkileniyorlar. Hatta bunu deneyen bir arkadaşım vardı mesela. İşte böyle daha müstehcen konuştuğunda vesaire. Adam daha soğukkanlı olduğunda, adam o kadar soğukkanlı olduğunda kadın daha çok etkileniyordu. Kız arkadaşımız daha çok etkileniyordu mesela. Şimdi böyle de bir durum vardır mesela. Cinsel enerji yargılanacak bir şey değil, tam aksine kutsanacak bir şey. Önemli olan bunun nasıl karşılandığı. Bununla ilgili size bir hikaye anlatmak istiyorum. Güzel bir hikaye. Mitolojik bir hikaye. O yüzden Tanrı ifadesini kullanacağım. Ya bununla ilgili açıklama yapmak da çok sıkıcı bir şey arkadaşlar, ama bazı arkadaşlar alınıyor. Yani Tanrı niye diyorsunuz, işte Tanrı öyle falan olur mu? Mitolojik bir hikaye. Mitolojide tanrılar vardır vesaire. Ya bunu söylemek bile çok acı aslında bu videolarda, ama anlatayım. Bu hikaye şunu anlatıyor. Artemis ile aslında Herkül'ün hikayesi. Hikayemiz şöyle başlıyor. Kral Zeus bir gün savaşçı işte oğlu Herkül'ü, Artemis'i öldürmek için görevlendirir. Artemis de böyle savaşçıların şahı böyle. Hep böyle ormanda saygı duyuluyor. Bütün hayvanlar onun tarafından canının alınmasını bir onur olarak kabul ediyor. O kadar da seviliyor. Çünkü sanatçı, çok usta bir savaşçı. Tabii ki Herkül Tanrıça Artemis'i yok etmek istiyor, ama Artemis de çok güçlü ve bu yüzden Herkül Hermes'ten kanatlarını istiyor. Onu alt edebilmesi için Hermes de kanatlarını veriyor ve ansızın gidiyor Herkül ve gerçekten Artemis'i alt ediyor. Onu yaralıyor hatta. Tam da esir düşürüyor ve o sırada Artemis bir şekilde kaçmayı başarıyor. Ancak Herkül'e inanılmaz derecede öfke besliyor. Hırslanıyor. Ödeşme isteğiyle yanıp tutuşuyor. Ve o içindeki ego o kadar büyüyor, o kadar büyüyor ki ormanda o ihtiyacı için saygıyla avlanan Artemis artık zevk için avlanmaya başlıyor. Zevk için öldürmeye başlıyor. Zevk için yok etmeye başlıyor. O saygı duyulan ve onurlu Artemis artık ormanda hiçbir hayvan ona saygıyla yaklaşmıyor. Ve bunun üzerine Artemis tam artık Herkül'ü öldürmek üzereyken Hermes devreye giriyor. Bir hayvan kılığında onun önüne çıkıyor. Ve o hikaye o ya. Orada işte bir ışık doğuyor. Hermes aslında tekrar Artemis'in eski bilgeliğini, eski o sevgi ve saygı dolu, onurlu savaşçı bilge ruhunu tekrar ona geri veriyor. Ve hikayemiz de burada bitiyor. Şimdi Erdem, anlattım bu hikayeyi de. Esprisi ne bu hikayenin diyeceksiniz. Kıssadan hisse şu. Bu hikaye şunu anlatıyor. Ormanda bedenimiz gibi. Artemis burada zihni temsil ediyor. Ve ormanda bedeni temsil ediyor. Dolayısıyla zihnin de bedenini yönetmen gerekiyor. Yani bedeninin dürtüsel durumu zihninin yerine geçmemesi lazım. Dolayısıyla hazzın kurbanı, hazzın seni yönetmemesi gerekiyor. Hırsın seni yönetmemesi, öfkenin seni yönetmemesi gerekiyor. Zihnimizle bedenimizin ihtiyaçlarını anlamalı, ona göre bedenimizi yönetmeliyiz. Özetle bunun anlamı, her dürtünün peşinden koşmamalıyız. Cinselliği yönetmek derken bunu kastediyorum. Hatta daha önceki alma verme dengesinde sanıyorum o videoda bunu anlatmıştım. Hani dürtüsel anlamda cinselliği yönetmek demek, dürtülerin anlamında farkındalık sahibi olmak demek ve ona göre seçmek demek. Zaten doğru insanı sen seçtiğinde, değerlerinle ve aynı yöne baktığınız, aynı yöne gittiğiniz insan senin için doğru insandır. Ve yüreğini ve dürtülerini, güdülerini o kişiye açman gerekiyor. Cinselliği yönetmekten bunu kastediyorum. İşte bu yüzden bize kötü gelecek toksik insanları, böyle avcı insanları, avcı tipleri, yani sevgi dilenmek yerine, onlardan sevgi almak yerine, sevgi açlığı çekmek yerine ihtiyacımızı doğru algılamalı, o sevgiyi, öz sevgiyi kendimize kendimiz vermeliyiz arkadaşlarım. Zamanımızı ve enerjimizi kendimizi sevmeye harcamalıyız, kendimizi sevmeye vermeliyiz. İşte eğer öyle olmazsa, dürtünün peşinden gidecek olursak, Artemis gibi işte Hazel'ın peşinden, dürtülerin peşinden koşacak olursan, işte o zaman sıkıntı olmaya başlıyor. Orman, yani bedenin de sana saygı duymamaya başlıyor. Dengen bozulmaya başlıyor. Bu yüzden cinselliği yönetmek önemli. Doğru kişiyle olabildiğince, yanlış kişi de olabilir ama olabildiğince doğru kişiyle yaklaşmak bu anlamda böyle ihtiyacını gidermek daha önemli. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Beğenileriniz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi aşağıya paylaşırsanız ben de okuyorum zaten. Kalbi de koyuyorum. İle ilgili sorularınız olursa da görebildiğim kadar cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.